Yürü böyle. Bir uçma. Ben hayatımda böyle bir hızlı uçma hiç görmedim. Böyle fiş dedi gitti. Fişik gibi gidiyor. Tatlı değil mi? Allah ellerine versin. Nefis bir çocuk. Oğlum da hissediyor. Ne güzel. Sizin elinize denk geldi. Evet. Atıyor da yiyecek, süpüren yiyecek mi? Uçmaya çalışıyor. İşte bu Kabe'yi kurtaran değil mi? Taş atan, evet, evet. Mübarek. Siz zaten Kabe'nin üstüne sırf burcuyormuş şu an. Yani. Böyle bir şey değil de çok fazla görünen bir kuş. Görünen kuş değil. Benim. Hiç göstermiyorum. Torunum var. Sağ olun. Sen nasıl bir şey ikram edelim? Valla sağ ol. Teşekkür ederim. İçmiş kadar oldu. Tatlı değil mi? Çok. Gel. Ünlü de oldu ya çocuk. Çok güzel. Nasıl sevdir yani? Hı. Sevgi hastası mı? Daha yeni doğmuştu. Küçücüktü böyle. El kadardı. Tüyleri bile çıkmamıştı. İş yerinin önüne düştü. Oradan bana getirdiler hayvansever olduğum için. Düşündüm, taşındım hani barınağa falan versem diye ama barınakta bakamazlardı. Çünkü kendisinin beslenmesi zor olurdu. Ben ellerimle ağzını açarak içine hep böyle koya koya besledim. Bugüne kadar geldi. 3 ay olmuştur. Ama kendisi beslenemiyor. Yani illaki benim beslemem gerekiyor. Suyu da zaten burnunun üstünde 2 tane delik var. Oradan peçeteyle su veriyoruz. Hani ağzının içine de su konmuyor. Burnunun üstündeki deliklerden su ihtiyacını karşılıyor. Ama şimdi tabii ki uçması da gerekecek ama uçtuğu zaman da bazı arkadaşlar diyor ki sen alıştırdığın için, evcimende olduğu için yemek bulamaz. Hani bilen arkadaşlar varsa bu nasıl olacak? Bu ileriki zamanlarda nasıl beslenecek? Acaba ne yapmamız gerekir? Bir rehabilite etmek gerekir mi? Var mı öyle kuşlarla ilgilenen bölümler? Yardımcı olurlarsa çok sevineceğim. Ebabil kuşu, evcimen, sevgi dolu bir kuş.